dostlar, Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği sayfamızda masa sahası sohbetlerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Ubeyt Kor Bey, aynı zamanda Türkiye Sigara Savaşanlar Derneği'nin kurucusu. Hatta 1994'lerde daha Türkiye ismini almamışken, o başlangıçta Türkiye değil, Sigara Savaşanlar Derneği'nin ilk kurucusu, bu hareketi başlatan ilk kişilerden birisi. Yani sigaraya savaştaki gerçekten çok önemli bir isim. Onunla yani bu savaşa nasıl başlanılmış, nasıl zaferler elde edilmiş, nerelerde takılmışız, nasıl engellerle karşılaşmışız, aynı zamanda daha aşabileceğimiz neler var ve sigarayı bırakmak isteyenler nasıl destek alabilirler? Bunlarla ilgili birçok konuda aslında onun hem araştırmaları hem de şimdiye kadar yapmış olduğu çalışmalardan kaynaklanan çok keyifli bir sohbet bizi bekliyor. Gerçek bir sigara savaşçısıysanız, yani hayatınızda o dumanlı hava sahasının içerisinde olmak istemiyorsunuz. Dumansız, tertemiz, nefesinizin temiz, aynı zamanda diğer bütün dostlarınızın da sağlıklı, sıhhatli, sizin gibi yediğinden, içtiğinden keyif alan, kokladığını aynı zamanda anlayan, birçok cildini, organlarını, vücudunu, sağlığını koruyabilen ve sizin korumasını istediğiniz kimler varsa hepsine tavsiye edilebilecek çok keyifli, güzel bilgiler bizimle birlikte olacak sevgili Ubeyt Kor Bey programımıza dahil olduğunda. Evet, canlı yayınımız başladı. Bizimle birlikte olacak olan herkesi yavaş yavaş programımıza dahil olması için bekliyoruz. Ubeyt Bey, hoş geldiniz programımıza. Hemen size hazırlıklarımızı yapıyoruz ve Ubeyt Bey birazdan bizlerle birlikte olacak. Tamam. Merhaba. İsterseniz biraz da kaydırın çünkü kamerayı biraz geri kaydırabilirseniz sizi daha net görmüş olacağım. Evet. Bu açı çok güzel oldu. Nasılsınız? Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben böyle biraz geç kaldım bugün ama yetiştim çok şükür istediğim yani saatte. Yani geç kalma diye bir şey söz konusu değil. Sevgili dostlar saatimizi biliyorlar. O saatte bizimle birlikte olacaklar. Zaten ilk şu an biz beraber sizle baş başayız. Birazdan yavaş yavaş dahil olacak herkes. Ben aslında herkes dahil olduğunda o güzel bilgilere ulaşılsın istiyorum. Öncelikle yani ben şöyle bilgilere baktığım zaman sizinle ilgili tabii kendi çapımda bir araştırma yaptığımda sizden dinleyeceklerim haricinde yani gerçek bir sigara savaşçısı olduğunuzu ve buna yıllarınızı vermiş, adamış olduğunuzu çok net bir şekilde görebiliyorum. Bugün bizimle birlikte olacak olan herkes de bunu sizin anlatımınızla dinlesin istiyorum aslında. Sağ olun, teşekkür ederim. Peki bu sigarayla ilgili savaş neden dolayı başladı? Şimdi bana oldukça sık sorulan bir soru. Evet. Benim gençlik organizasyonları, çocuk organizasyonları vardı. Bu 1990'lı yılların başlarında, yani 89'da başlamış. Maalesef 91-92'den sonra çok hızlı bir şekilde çocuklar arasında sigaraya karşı bir şey başladı. Talep. Nasıl söyleyeyim? Talep. Artış başladı. Özellikle. Bunu araştırmaya başlayınca çok ciddi şeyler gördüm. Sigaraya başlayan çocukların çoğaldığını gördüm. Hatta Milli Eğitim'de ters düştük. Siz yanlış hesaplıyorsunuz dediler. Benim çocuklar 21 gün, geceli gündüzlü bir aradaydım. Bunlara oturdum, grup grup konuştum. Okullarında ne kadar içen var, kimler var, neler var diyerekten. O zaman gördüm ki çok ciddi bir şekilde sigaraya doğru başlama var. Tabii bu arada ortamı da söyleyeyim o yıllarda. Hemen hemen bütün dergilerin arka kapağında bir sigara reklamı vardı. Tabii. Gazetelerde tam sayfa, yarım sayfa sigara reklamları vardı. İç sayfalarını saymıyorum. Ondan sonra billboardlar sigaralarla doluydu. Ve bu şekilde böyle bir bombardıman altında bu çocukların sigaraya başlamaması diye bir hadise olamazdı. Tamamen bir özenti. İstek yaratan ortam, reklam. Tabii başlayan dostlarla birlikte olmak için değil mi? Bir şekilde o ortamlarda olmak için ister istemez o elinde alışkanlık, o ortamlarda olma alışkanlığı, isteği. Arkadaşlarımdan dışlanır mıyım diye bile bir istek korku olmuş olabilir. Çünkü içenler çok fazla içmeyenlerle aynı ortamı paylaşmıyorlar. İnanılmayacak bir şekilde adeta hani nasıl söyleyeyim bir tuzak. Hangisini açsa ona katılıyor. Ortam olaraktan büyükler sigara içiyorlar.
hiçbir şekilde şöyle bir ortamlar gözünüze getirin. Bir ev düşünün, sigara içmese bile sehpasının üzerinde en az 5-6 çeşit sigara markasıyla hediyelik şeker, çikolata durur gibi sigara paketleri duruyordu. İkram aynı edermiş. Şekilde bir... Sanki böyle çok keyifli, güzel bir şey ikram edermiş gibi gelen dostlarımıza sigara içer misin deyip çeşit çeşit alıp onlardan ikram ederdik. Yani öyle bir dönemi yaşadık hep beraber. Size şöyle söyleyeyim, bir valinin, bir kaymakamın, bir emniyet veya diğer genel müdürlerin veya şehir müdürleri, ilçe müdürlerinin mutlaka, hatta okul müdürlerinin aynı şekilde sehpaları o sigaralarla doluydu. Evet. Böyle bir kültür oluşmuş. Bütün dünyada Türk gibi sigara içer diye bir atasözü adeta yerleşiyor. Evet, evet. Türk gibi sigara içer. Atasözü gelmiş. Öyle bir ortamdı. En kötüsü çok seyahat ettim. Hemen hemen şöyle söyleyeyim size. 20 ile 40 yaş arasında bütün Türkiye'yi dolaştım. O zaman uçaklar, o zaman, fazla yok. Şunu da sormak istiyorum. Tabii sizi tanıyanlar, bilenler var ama tabii mesleğinizi, bu seyahatleri niçin yaptığınızı, biraz evvel milli eğitimle ilgili olan sohbetin bir tabii ki temeli var. Bunun başlangıcı nereden tabii ki? Bir eğitimcisiniz. Şimdi aslında üniversite yıllarımda bir kitap satıcısıydım. Çeşitli kitaplar, bilimsel eserler satardım. Ondan sonra hukuk kitapları satardım, dil öğrenme kitapları satardım ve bu vesileyle de bütün Türkiye'yi dolaşırdım. Aynı zamanda işte 74 yılında siyasal bilimlere girdiğim zaman ben bu ülkeyi tanıyacağım dedim. Kıbrıs Harekatı'nın başladığı ikinci günü 21 Temmuz 1974'te Edirne'den Ardahan'a hazırladığım bir programı yürürlüğe koymuş ve Trakya'ya doğru harekete geçmiştim. Hatta tanklarla birlikte tabii Kıbrıs'a çıkarma yaparken Yunanistan'a doğru da bir güvenlik koridoru vardı. Tanklarla birlikte Edirne'ye doğru gitmiştim. Yani korkutup Edirne'den hedefinize yol almışsınız, evet, aslında. 21 Temmuz'dan Ekim'e kadar süren, üniversite başlayıncaya kadar ki süren bir 4 ay hiç İstanbul'da gece kalmamak üzere 4 ay hakikaten Ardahan'a kadar vardım. Sarıkamış, Kars'ları gezdim böyle zikzaklar çizerek. Bu dönem içerisinde de bu otobüs yolculuklarında tabii sigaradan çok rahatsız oldum. Sonra işte aynı şekilde kitap yayıncılığı yaptım üniversite yıllarında. Bir taraftan da çocuklara yönelik yayınlar başladı. Bu çocuklara yönelik yayınların arkasından çocuk fuarları geldi. Çocuk kampları geldi. Hep yani eğitimin içerisinde oldum. Organizasyon içerisinde oldum. Bu işte 89-90'lı yıllarda başladığım çocuk kamplarının özellikle 92 yılı geldiğimizde artık pik yapmıştı. Ama Türkiye'de de bütün yabancı sigara markaları billboardları dolduruyorlardı. Hatta size şöyle söyleyeyim. Okulların civarındaki billboardlarda adeta başka bir markanın, yani başka bir ürünün reklamı yoktu. Sigara her reklamlarından sigara, başka. Her yer sigara. Her yer sigaraydı. Ve bu konuda Milli Eğitim'le konuştuğum zaman ne yazık ki o dönemde siz yanlış görüyorsunuz dediler bana. Artık görünmeyecek bir şey kalmamıştı. Ve 93 yılında bu konuda bir girişim yapmaya başladık. Maalesef İlk başta kimseyi bulamadım yanımda. Hatta laf aramızda sen deli misin dediler bana. Başka işin gücün mü yok? Sigarayla savaş açıyorsun vesaire yapıyorsun. Ve maalesef böyle bir dönem. Ona rağmen içerisindeydi. Evet evet. İnanın şöyle söyleyeyim. Bir kişiden başka ikinci kişi bu konuya katılacak bulamadım. Ancak yanımda işte bana değer veren bir paşam vardı. O da 1,5 yıl sonra vefat etti. Tüm general. Ondan sonra bir iş hayatından iki talebem vardı. Bir öğretmen, bir reklamcı olmuştu. Onlara da dedim sizi yönetim kuruluna alıyorum. Dernek kursam 7 kişi olmuyor. Vakıfı bir kişi kurabiliyor. Böylece vakfı kurduk. Ama hakikaten sonra o vakıf böyle bir nasıl söyleyeyim, mısırın patladığı gibi patlamaya başladı. Özellikle İlk başta 94'te kurdum. Birinin cesaretle ortaya çıkması gerekiyormuş. Evet evet.
94 yılında kurulduk. Baktım çok büyük bir baskı var. İşte ilk bize hakikaten burada Ali Kırca'nın kulakları çınlasın diyelim. Siyaset meydanının bir tanesi 31 Mayıs'tan sonra gelen 1995 yılında sigara üzerine yaptı. Çok ilginç bir şeydi. Bir tarafta sigaraya yanında olanlar, bir tarafta sigaraya karşı olanlar. O kaydı Hatta bulmak rahmetli isterim Barış aslında. O kaydı bulunmasında fayda var. Evet. bulup Rahmetli Barış Manço bizim yanımızdaydı. Bir taraftan başka sanatçılar vardı, sigaranın yanındaydılar. Orhan Bütün Kural işte da biliyorsunuz bu konuda çok savaş veren kişilerden biri. tabii bizim kurucu üyemiz dernek Profesör Doktor aslında. Orhan Kural. Evet, onunla birlikte Sizi çok program tanıtılıp yaptık biz. destekleyenlerden birisiydi o dönem, değil mi? Evet. Ama biz Orhan hocamla daha henüz o ilk yıllarda tanışmamıştık. Üçüncü, dördüncü yıldan itibaren girdi ve işte bizim en büyük hedefim kanunları çıkartmaktı. Bu siyaset meydanı bizim kilit noktamız oldu. O sırada bütün organizasyonları o gece yaptık orada. O zaman Ali 15 Kırca'ya gün sonra gerçekten Ankara'da. bütün sigara savaşanlar olarak minnet borçluyuz. Çünkü gerçekten Evet. birinin o desteği vermesi çok önemlidir. Yani o fırsat, o şansı yakalamış oldum. Ve şöyle söyleyeyim size. 95 yılının Haziran ayı içerisinde sigara sağlık bir ulusal komitesi oluşturduk. 8 bakanlığı içine dahil ettik. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim, Sağlık Bakanlığı gibi bütün temel bakanlıklarla ve yasaya yüklenmeye başladık. O konuda Ahmet Fevzi İnceöz, o zaman milletvekilimizi sigara yasasını vermiş. Aynı şekilde Bülent Akarcalı. Bunlar da bizimle birlikte hareket etmeye başladılar. Baktık kanun bir türlü şeyden geçiremiyoruz. 95'te bir seçim oldu. Ahmet Fevzi İnceöz'e bir taktik inceledik. Artık hiç sigara lobilerinin meclise gelmesine vakit bırakmadan biz harekete geçeceğiz ve bunu yaptık. Ve hakikaten o 95'ten 96'ya geçtiğimiz sene ki ben bir sene evvel de Bülent Akarcalı'ya bir sene içerisinde bu kanunu çıkartacağız demiştim Evet. Sağlık yasada. Bakanıydı sanırım o Nisan'da zaman, değil mi o da? O zaman değil mi o yok da? Sağlık Bakanlığı'nı bırakmış milletvekiliydi sadece. Milletvekiliydi. Onun da destekleri oldu ve Nisan ayında ilk komisyonlardan geçti. Kasım ayında da yasalaştı 96'da. Yani sözümüz Allah'ın da yardımıyla açıkta kalmadı ve bu yasa 96 yılında ilk defa geçti. Orada en önemli iki madde vardı. Bir tanesi sigara reklamlarının komple yasaklanması. O konudaki istisnaları kaldıracak bir girişimde bulundu. İkincisi sadece TRT'de eğitim yayınları vardı ve 60 dakikaydı. Onları bütün televizyonlarda üstelik 90 dakika yaptık. Bu konuda hakikaten Ahmet Fevzi İnceöz bu şeyin en büyük kahramanıdır. Çünkü son dakikada kimse bilmeyecek dedim Fevzi Bey. Bunu bilirlerse mutlaka engellerler. Evet. Son saniye mecliste son imzaları attıraraktan yasanın bu önemli maddelerini değiştirdi. Ve bu şekilde yasamız geçti. Sigara üreticileri ve reklamcılar dediler karartma uyguluyorlar bizlere. Böyle bir şey olamaz falan derken yasamız çıktı. Televizyon yayınlarımız başladı. O bizim işte en büyük kazancımız oldu. Daha 2007 İşte pardon, tabii, 1997 yılında ilk gelenlerin başında Mustafa Aydın bana katıldılar. Sağ olsunlar, teşekkür ediyorum bugün her şeyimizde onunla birlikteyiz. Aynı şekilde Selçuk Alagöz. İkisinin böyle birbirlerinden habersiz aynı şekilde katılmak istediklerini söylediler. Ne Bu güzel. sonra hızla devam etmeye başladı. Bugün birçok arkadaşımız bu hızın arkasından gelmeye başladı. Baktık. Vakıfın o zaman üye alma imkanı yoktu. Bunu bir dernekleştirelim dedik ve derneğimiz kurulmaya başladı. O bir kişi bulamazken çığ gibi katılımlar çoğalmaya başladı. Ama her katılımcı arkadaşım kendinden çok şey kattılar. İbadet kabul ettiler bu işleri. Bu şekilde de bu şey genişlemeye başladı. Evet. Yani Hareket gerçekten genişlemeye başladı. çok büyük bir emek var aslında vermiş olduğunuz ve muhakkak engellerle de karşılaşmışsınızdır. Sizi engellemeye çalışanlar olmuştur. Çünkü o sigara sektörü gerçekten çok büyük bir sektör ve o konuda özellikle karşınıza çıkan engeller de olmuştur. Onları da öğrenmek isterim, paylaşmak isterim aslında.
Şimdi şöyle söyleyeyim. En başta bir kere sigara firmalarının en büyük taktiği satın alma taktikleridir. Bizim o ilk kuruluş yıllarımızda maalesef bize şöyle bir yaklaşımda acaba satın alabilir miyiz diye yaklaştılar. İki defa ciddi teklif geldi. Birisinde bir reklam ajansı kullanıldı. Birisinde bir halkla ilişkiler şirketi kullanıldı. Aradan 4 yıl içerisinde 2 defa ciddi teklif aldık. O arada küçük böyle dolambaçlı yollarla biraz işte bu işten çekilin falan da diyen oldu ama ciddi bir şey olmadı o konuda, açık evet. Söyleyeyim. Daha siyade basınla evet. İstediğimiz Melahat desteği Dönmez bulmakta zorlanıyor. Bir de konuğum olacak Melahat Dönmez de sizin herhalde ilk yine evet ilk katılanlardan birisidir. Birlikte olduğumuz insanlardan biri. Efendim Doğan'ın da şu son aslında o aşamaya daha gelmedik. Son yasaklardaki dönemi de bir şekilde konuşacağız ama sizin ilk daha çıkardığınız reklam yasaklarından bahsediyoruz şu anda. İlk 96 yasa. Bu konuda 96 yılı bir dönüm noktası oldu. Yasayı daha meclisten çıkarmamış, komisyonlardan geçmiştik. O zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. Recep Tayyip Bey'e gittik. Hemen yakından ilgilendi. Ondan sonra hatta bir de billboardlarda reklamlar vardı. Pardon, 96 değil, 97 yılıydı. Şimdi hatırladım. Daha kalkmamışlardı. Dedim ki, hatta ben fotoğrafları götürdüm. Bakın dedim, bir tarafta St. Joseph Lisesi, bir tarafta Kadıköy Anadolu Lisesi. 7 tane billboard var. Şu tarihte şu sigara, şu tarihte şu sigara. 7'si de doluyor. Başka bir şekilde, yani beyin yıkıyor var. Hemen bir telefon açtı. Dedi sigara reklamlarını almıyorsunuz artık billboardlara. Bir anda karıştı ortalık. Ama o konuda bir kararlılık gösterdi. Evet. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Açıkalın'ı hemen sigarayla savaşanların emrine verdi. Hala da yakın dostumdur kendisi. Bu şekildeki o Florya'daki etkinliklerde de biz Melahat Hocam'la karşılaştık. Sağ olsun her zaman ilgilendi. Ortak panellere katıldık, toplantılara katıldık. Ve bu şekilde çığ gibi büyümeye başladı etkinliğimiz. Ama o yıllarda şöyle söyleyeyim, ilk defa otobüslerde yasaklandı. Ondan evvel böyle baca gibi tüten otobüsler. Herkesin kullanmak zorunda olduğu, değil mi? Evet. Bu şekilde bir toparlanmaya girdik. Ondan sonra işte televizyon programlarımız gelişti. Selçuk Alayöz'ün hakikaten çok büyük katkıları oldu. Hakikaten hep bunu söylerim. Sanat dünyasının bize katkısı çok büyüktür. Ama aleyhimizde olan sanat dünyası da vardı. İkiye ayrılmaya başladı o sıralarda. Evet. Veya ortada kalanlar oldu. Sarsam seni mesela, değil mi? Yak bir sigara evet. İçelim, son bir sigara içelim. Bakın çok ünlü, artık ismini vermeyeceğim ama yıllarca protesto ettik kendisine ama sonra çekildiği için de şu anda ama çok çok ünlü bir az solist sanatçımız elinde bir sigarayla afiş bastırdı. Bir gazetemizde, çok yüksek tirajlı bir gazetemizde bunu bedava dağıttı bütün gençlere. İdol yani alın. Şöyle bir şey var aslında. İçenler de içerim. Benim keyfim size ne der gibi bir hava var, değil mi? Böyle bir aslında ne kadar siz bunun onların sağlığı için yaptığınız bir şey olsa da nedense onlarda öyle bir yaklaşım söz konusu oluyor her zaman. Şimdi Serap Hanım şöyle söyleyeyim. Sigarayla savaşanlar ismini ben koydum. Özellikle çok üzerinde duruştum. Baktım, bu ülkede bir verem savaş var. Hı hı. Destanlar yazmış. Hakikaten benim geçmişimde de ailemde de veremden kaybettiğimiz insanlar var. Bu verem böyle sigara gibi keyfi bir olaydı, bir tabii. Salgındı. Onların önüne geçilmiş ve bu şekilde bir verem savaş vardı. İşte kanserle savaş var. Şu anda sıralarda da koronadayız. Yine bir salgının içindeyiz aslında. Burada biz de aynı o anlamda bir savaş verdik. Düşünebiliyor musun? Şimdi bir Allah korusun bir kanserli hasta var ve kanserli Türkiye Kanser Savaş Derneği, Kanserle Savaş Derneği ona gidiyor. Teşekkür eder. Bizim karşılaştığımız aman tiryaki diyor ki benle savaşmayın. Hiç der mi ki orada kanserli hasta benle savaşmayın. Böyle bir yanlış algı var ama biz doğru algıdaydık. Bazen tereddüt geçirildi. Bugün buradan herkese şunu da söyleyebilirim. İnsanlara
İlk defa dünyada sigara ile mücadele eden sivil toplum kuruluşu biziz. Yani bundan sonra da ikinci kurulanı, onun dışında mesela kalple ilgili olan bir kuruluş var diyelim dünyada, sigarayla da mücadele. Akciğerle ilgili bir kuruluş var, sigarayla da mücadele ediyor. Evet. Türkiye'de Yeşilay yani var ama içkiyle birlikte sigara. Bu savaşı verdiği zaman hem kalple hem birçok yani sağlığımızın her alanıyla aslında korumak için bir savaş vermiş oluyor. Biz sigarayla bunun temelini yaratmış oluyoruz aslında. Evet, tabii birinci hedefimiz de çocuk ve gençlerin başlamaması oldu. Ve tabii televizyon yayınlarımız umduğumuzdan fazla etki göstermeye başladı. Bizi gece yarıları oynattılar ama gene de etki gösterdi. Orada işte Selçuk Alagöz'ün bize çok katkısı oldu. Duman Avcıları Marşı ve Duman Avcıları, bizim Duman Avcıları'nı geliştirmiş ama bir marşları yoktu. O marşla birlikte adeta İstiklal Harbi Marşı gibi bizim İstiklal Marşımız gibi İstiklal Marşımız gibi marşımız oldu. Bununla yaptığımız yayınlar sigara içmeyiz, içirtmeyiz hiçbir zaman şeklinde bir mesajlarla. Bu arada sponsorlarımız oldu. Çok ciddi sponsorlar elde ettik. Ne güzel. Kimler özellikle Kütahya Porselen. Kütahya Porselen, Sema Gürel hanımefendi. Uzun yıllarda bizim yönetim kurulumuzda da kaldı. İlk arayanlardan bir öğrenciydi aradığımda beni. İlk televizyon yayınımızda ben şöyle bir duyuru yaptım. Dedim ki bu kadar. Evet, ama şöyle de bir çağrı yaptım. Bize destek verilecek kuruluş ve kuruluşlardan 3 kişiyi yanlarında eşleri veya arkadaşlarıyla bir hafta İngiltere'de ağırlayacağım dedim. Bu şeyle beni ilk aramış oldu. Bu arada Oyak Sigorta ikinci ciddi sponsorumuz oldu. Ve bunlar bizim özellikle Kütahya Porselen 7 yıllık bir beraberlik, sponsorluk beraberliği sürdürdük. Bu arada da ama Kütahya'yı da Türkiye tanıdı. Çünkü bütün kanallarda o güzel bir şekilde onlarla işbirliğimizi vurguladık. Bu sayede daha sonra BMW sponsorumuz oldu. Daha doğrusu Borusan Otomobil sponsorumuz oldu. Bu konuda da çok güzel Selçuk Bey ile birlikte çalışmalar aslında yaptık. Aslında bu yöneticilerin bilinçliliğinden ve gerçekten sigaraya karşı onların da başlamış olduğu savaştan kaynaklanıyor. Yoksa böyle bir kurumların bize destek vermesi o yöneticideki aslında sigaraya karşı bakış açısına göre bağlı. Eğer evet, o içen birisi olsa bu desteği alamazdık herhalde, değil mi? Yok, çok nadir yani karışıklıklar da oldu ama tabii içmeyenlerden destek aldık. Ama mesela Betül Mardin'in burada çok büyük bize desteği vardır. Kendisi benden konuştular, dediler ki nasıl bir kampanya? Biz çocukların, gençlerin sigaraya başlamamasını istiyoruz dedi. Bunu anlatmak isterim. O zaman BMW şöyle bir karar almış. Artık smoking kit dedikleri yani çakmak ve küllüğü şeye koymuyor otomobillerine. Opsiyonel olarak veriyor. İlave bir para koyuyor. Evet. Ama bunu bir kazanç için yapmadığı, toplumu korumak için kim, hangi kampanyayla bunu ülkesinde tanıtır dedi. Bize ulaştılar. Biz oturduk Betül Hanım'la, konuştuk bunları. Beni dinledi. Şöyle bir tatlı bir çocuk resmi koydu. Smoking Kiss'tir. Şöyle gözünüzde canlandırırsanız çok ilginç bir şeydi. Onun üstüne no smoking kiss yerine çocuklar sigara içmesin anlamına gelecek ve bu şeyden de Almanya'dan da Türkiye'ye bir ödül getirdi o ajentesine de BMW firmasına, Borusan'a da ve biz de hakikaten çok iyi bir destek bulmuş olduk ve bu şekilde bu derneğimizin güçlenmesine, altyapılarımızın oluşmasına yardımcı olmaya başladı. Birçok etkinlikler yaptık. Yani sayısız etkinlikler içerisinde binlerce seminerler verildi. Belediyelerle birlikte çalışmalar yapıldı. Antalya'nın tamamında çalışmalar yapıldı. Orada da hala Antalya temsilcimiz Gürsel Yurtbağır Bey burada bizimle birlikteydi. Eşi hanımefendi birçok seminerlerimizi verdi, Hülya Hanım. Lütfü Giray Bey vardı. Bir sürü çalışmalar yaptık. İstanbul'da ilçe ilçe çalışmalar yaptık. Sigara bırakma kampanyaları düzenledik. Otomobiller verdik. Parasal ödüller verdik. Peki artık bir de sayamayacağım kadar. Kamp yapmışsınız. Yani Duman Avcıları Kampı 99'da. Evet. Onu merak ettim. Nasıldı? Jazz kampı galiba. Şimdi,
Evet, şimdi bu çocuk kamplarımızı bizim Duman Avcıları kampına çevirdim. Ve hakikaten çocuklara duman avcısı bakışı dediğimiz, kısaca DAP diyorduk. D-A-B, DAP, duman avcısı bakışı getirdik. Çocuklar sigara içen insanları garip karşılıyorlardı o Peki kamplarımızda bizim. devam ediyor mu? Yok, şu anda kamplarımız 2004'e kadar devam edebildi. Tabii bu bir destek meselesi, güç meselesi. O zaman buna bir destek bulmamız lazım bizim. Çünkü bizim amacımız şu an çocukları başlatmamak, çocukları korumak olduğu için sizin bu kamplarınız bu konuda gerçekten çok etkili olabilecek bir şey. Bizim daha Evet, fazla evet. DAP kazanmamız gerekiyor. O yüzden bence Evet. ilk baştaki hedefimiz siz, çünkü yönetim kurulumuzdasınız aynı zamanda, ilk kurucumuzsunuz. Değil mi? Bu sponsorlukları aramak, bu konuyla ilgili sponsorlukları aramakla ilgili bir çalışma başlatalım. Daha çok Duman Avcısı kampı olsun. Evet, o yıllarda biz aslında 2001'e kadar sponsor bulmak çok zor değildi. Ondan sonra bulmuş olduklarımızda devam edebildik ama yenilerini bulmakta çok zorlanmaya başladı. 2001 krizinden sonra Türkiye başka bir yapıya girmeye başladı o anlamda ekonomik. İşte halkla ilişkiler müdürlerimiz vardı, şu vardı, bu vardı, çok Belki şöyle ciddi. olabilir. Benim aklıma şu an gelen bir fikir. Biliyorsunuz sanatçılara çok ilgi var. Bu kamplara konuk sanatçılar olabilir. O konuk sanatçılarla birlikte olmak isteyen ailelerin çocukları bir şekilde dahil olabilir. Böylelikle o kampta geçirecekleri kısa kısa vakitler gibi, hani bir Survivor'un başka bir versiyonu. Gençlere yönelik Duman Avcısı Survivor gibi farklı bir şey yapılabilir belki. Böylece de Ha, çok güzel. Haklısın. Ya bizim kampların Çocuk renkliliğini Survivor'ı anlatamam. yaptıralım. Yani Acun'dan bakın, bu teklif şu olur. anda Acun'a internet teklif götürelim. Ne dersiniz? olabilir, olabilir, olabilir. Çünkü o kamplar aslında televizyona da uygun formatlanabilir. Çocukların oradaki canlılığı, hayat bulması. Tabii. Bizim genelde 9 ile 14 yaş grubuydu çocuklar. Çok Ben nadir mesela eski çocukken kampları. yavru kurttum. Yavru kurttum Evet. yaptım. Kırlangıç obam vardı, kendi obam. O böyle kendi kendimize kurduğumuz çadırlar, yaptığımız orada küçük taşlarla yaptığımız işte ateş yakma çabaları. O kadar böyle hani keyif veren şeyler ki, bunlar muhakkak ki çocukların hem ilgisini çekiyor, hem de bu sırada sizin o esas duman avcılığı ile ilgili vermiş olduğunuz bilgiler, bilinçlendiren eğitimlerde çok daha yararlı olacaktır. Evet, hatta Orhan Kural hocam da bir tanesine geldi. Hatta şunu hayretler içinde kaldıydı. Bizde hiçbir çocuk yemeğini israf etmezdi. Aldığı yemeği, tabakları boş giderdi. Baktım gözleri yaşarmış dedi. Hiç gittiğim bir yerde ben böyle bir şey göremedim. Ne mutlu. Çocukları o anlamda bilinçlendiriyorduk. Çok güzel kamplarımız. Müzik birinci aktivitemizdi, biliyor musunuz kampın? Olmazsa olmazımız müzikti mutlaka. Ahmet Bey mi destekliyordu? En az Kim efendim. veriyordu desteği müzikte? Şimdi öyle müzik öğretmenlerimiz vardı ama şöyle anlaşmıştık. Popüler en az 10 tane şarkıyı ezberleterek başlanılırdı. Bir otobüse binildiği zaman birlikte 10 şarkı peş peşe söylenebilirdi. Türk halkı pek bunu yapamıyor birlikte. Evet. O şarkı, coşkulu şarkılar, neler gel, hangi şarkılar geçti? Ne, Beyoğlu'nda gezersinle başlayıp karlar düşer ağlarımlar devam eden bir sürü böyle anılar. Her bir şarkının her yılda bir anısı vardı bizde. Ne mutlu. Ondan sonra spor vardı. Ama sporun, futbol, basketbolun yanı sıra okçuluk, eskrim, tekvando gibi değişik branşları da vardı. Duman avcılığı olmak çok özeldi. Onların başındaki grup liderlerimiz, en seçkin üniversitelerinden, şu anda birçoğu CEO'lar, genel müdürler, inanın o grup liderliğini yapan kişiler şu anda. Çok renkliydi. Bu tekrar başlatılabilirse İşte sporun hayatı, yani spor ve aktivitenin aslında çocuklara bir şekilde kazandırmış olduğu bir şey var. Yani daha sağlıklı zinde ve güçlü olmalarını, biraz da böyle irade, tuttuklarını elde etme konusunda daha güçlü olmalarını sağlıyor. Bu da sanırım sigaraya karşı onları daha güçlü kişilikler olarak yetiştiriyor, değil mi? bu arada tabii bu kampların diğer ilerleyen bölümlerinde artık Mustafa Aydın Bey'le de birlikteydik başkanımızla. Onun bil dershaneleri vardı. Onların da çok katkılarını aldık. Bize destekler verdiler. Bizim işte İngilizce öğretim vardı orada kamplarda. Bu tecrübelerimizde de bayağı güzel etkinlikler yaptık. Yani çocuklara yönelmemiz lazım. Onlar başlamazsa bu iş biter. Onlar başladıkça, benim başından beri söylüyorum, projelerimiz var.
derneğimizin de bu önümüzdeki yıllarda artık bu çocukların başlamamasına yönelik, sizin de dediğiniz gibi evet, kamplar, eğitimler, tiyatrolar, bunlarla devam etmemiz lazım. Ender Bey, Ender Ayazgün bir mesaj yazmış şu anda. Hastane önlerinde ve acil servislerin önünde sigara içmeye karşı çok ağır yasaklar gelmeli diye. Aslında sizle ben böyle kısa ve öz bir sohbet yapalım demiştim ama konu konuyu açıyor. Gerçekten çok güzel bilgiler veriyorsunuz. Biz zaten Sigara Savaşanlar Derneği olarak, yönetim kurulu olarak muhakkak ayda 2-3 kez şu anda korona döneminde Zoom üzerinde ya da birlikte buluşarak toplantılar gerçekleştiririz. Bu konuyu da alalım değil mi gündeme? Tabii tabii. Ben şunu söyleyeyim. Bu konuda biz ilk yasamızda hastane bahçelerini bıraktırmıştık ama çok büyük bir baskıydı. İkinci yasamızda kaldırttılar. İnşallah kazandıracağız. Şunu da hemen belirteyim. İlk yasayı çıkarttığımız zaman hastanelerde içilmez diyordu. Neyle mücadele ediyordum ben biliyor musunuz? Yoğun bakım kapılarının önünde hemşirelerin, bakıcıların sigara içmemesi mücadelesi veriyorduk. Yani animasyon bölümünün, animasyon kapısında. Ne kadar kötü değil mi? Sağlıkçılar işte mi daha kötü? Evet, evet. O bakımdan bizim iki projem var hazırladığımız derneğimizin de. Biri çocuk ve gençlerin başlaması, bir de sektörel olarak öğretmenlerin ve sağlıkçıların başta olmak üzere sigara bırakmaya teşvik edilmeleri. Evet. Bırak kazan diye Dünya Sağlık Örgütü'nün bir sistemini biz kendimize adapte ederek uygulamayı arzu ediyorum. Aslında bu konuda şöyle bir şey geldi sizin üyelerimize. Uykudan önce diye biliyorsunuz Adile Naşit'in küçük bir bölümü vardı. Evet çok bir iyi böyle çocukların çok sevdiği sembolik birisi aslında. Her gece yatmadan önce o mesajları verirken aynı zamanda sigara ile ilgili de mesajlar verebilir. Böyle onlara... Aa, çok güzel tabii, çok güzel verilebilir. Bakın ben size ilginç bir anımı anlatayım. Tabii bundan evvel de benim çocuk kamplarım vardı. Ama çok uzun süreli olamadı. 3-4 yıl yapabildik. Ama çok büyük çapta çocuk katıldı bu işin içerisine. Bu ziyaretçilerimizde birçok sanatçımız gelirdi. Kayahan'dan Barış Manço'ya kadar. Barış Manço 3. şeye geldiğinde bana dedi ki çok büyük bir ilham verdiniz. Çok yeni bir program başlatıyorum. Adam olacak çocuğu başlattı oradan. Evet. Yani o çok zaten onun çocuğu, çocuklarımızı kazanmak için, o kuşağı kazanmak için bizim çocukluğumuz zaten bakıldığı zaman gerçekten çok önemli bir projeydi. Onu 7'den Doğukan da mesela bizim kamplarımıza katıldı oğlu. Böyle güzel anılarımız var sanatçılarımızda. O zaman dediğim gibi biz aslında çocuk survivor'ı ve yeni DAP'çıları yetiştirmek için bir projeye de başlayabiliriz. Bu arada siz evet, sigara bıraktıran destek ve tavsiyeler diye bir de kitabınız var anladığım kadarıyla. Piyasada evet, şu anda satışta. Evet. Bu nasıl oluştu? İçeriğinde neler var? Şimdi benden çok tabii sigara ile ilgili destekler istendi. O dönem içerisinde tahminen 25 bin falan, 5-6, 5'er bin, 5'er bin bir 5 baskı yaptı. Daha sonra baktık bu dijital ortamlar olunca şu anda isteyen herkese PDF'ten ücretsiz gönderelim. Artık bir miktar piyasada kalmış, satılmaya devam ediyor. Ben de görüyorum. Evet. Ama özellikle şimdi ben açık şurada itirafta bulunayım. Bu projeyi başlatırken 26 sene evvel sigara bıraktırmak diye bir görev üstlenmeyi düşünmüyordum. Ama yayına başladık 97 başında. O zaman böyle internet yok vesaire yok. Bir Mecidiyeköy galiba 275 mi diye bir posta kutumuz vardı. Her gün bir çuval geliyordu. Üniversiteden öğrencilerden destek aldım. Bu çuvallar açılıyor, zarflar okunuyor. Tasnif ediliyordu. %95'i sigarayı nasıl bırakacağız? İnanın hiçbir bilgim yok. Hiç sigara içmemişim. O yazdan itibaren Amerika'da araştırmalar yapmaya başladım. Ve 97 Eylül'den itibaren de sigara bırakma grup terapilerini yaptık. Çok deneyimler kazandım o grup evet, terapilerini izlerken. Yaklaşık 24-25 kişiye bir cumartesi 3 saat, bir de pazar 3 saat bir psikolog, klinik psikolog desteğinde çok güzel programlar yaptık. O şekilde de sigara bırakma şeyini çözdüm. Tecrübelerimizi yaptık ve motive etmemiz gerektiğini insanları fark ettim. Bu kitap bir taktik ve motivasyon kitabıdır. Klasik bir kitap değildir. Baştan aslında aşağı, o zaman şöyle bir şey yapalım. Bunun PDF değil, gerçekten daha fazla kişiye ulaşması için bir sponsor bulup daha çok böyle okullara, eğitimlere, kreşlere,
nasıl ulaştırabiliriz değil mi? Bir de aynı zamanda ön Yok, çalışma kreşte değil. çocukları. Bunu tiryakilerin alması lazım bu kitap. Evet. Tamamen tiryakilere yönelik bir kitap. Bunu biz olmazsa web sitemize de koyabiliriz. Oradan da isteyen İndirebiliriz. PDF olarak indirebilir. Yani o Bu şekilde sizin yapalım. bir Zaten ben yönden dediğim gibi bunu bir... aslında katkınız olur. Gerçekten bırak. Tabii ben bunu Yani. zaten bir gelir amaçlı düşünmedim hiçbir zaman. Şu anda da memnun olurum insanların okuyup da bundan yararlanırlarsa. Ve kitabı zaman her yıl hemen hemen güncelliyor. Yeniden orijinali yapıp PDF'e çevirip tekrar yüklüyorum. Yani onu da yapıyorum. Her yılda Çok teşekkür ediyorum güncelliyorum. ben. Özellikle Ben içinde teşekkür bulunduğum ederim. dernekte böyle bir emeğe çaba gösteren kişiler arasında olmaktan dolayı ben çok mutluyum. Ve sizin bu kuruculuktan itibaren başlayan mücadelenizi bugün dinlemek, paylaşmak bizimle birlikte olanlarla çok önemliydi. Ender Bey farklı yorumlar yaptı arada sırada bizimle birlikte olan. DNA'da başlıyor, anne karnında başlıyor diye. Esas bunu biz Doktor Melahat Dönmez'le anne karnında başlayan konuları daha çok konuşacağız. Son sözlerinizi almak istiyorum. Sohbetimizin artık süresi yavaş yavaş dolmak üzere. Evet, ben şimdi şunu söyleyeyim. Geldiğimiz aşamada derneğimiz de varız. Bize katılan bütün birlikte arkadaşlarımızla bugüne taşımaya başladık. Çünkü nasıl söyleyeyim? İlk çıktığınızda bir filiz gibisiniz. Evet. Rüzgarlar sizi kırabilir vesaire ama o orman olmaya başladık biz bu şekilde. Hepimiz güçlendik, kuvvetlendik, bilinçlendik. O arkadaşlarımız da var olmakla mutluyum. Hepsine çok selamlarımı söylüyorum. İyi ki varlar, iyi ki bu derneğin üyeleri, onlarla birlikteyim. Çok Siz de teşekkür dahil ediyorum. olmak Sağ üzere. olun. Ben de Ben keyifli teşekkür sohbetinize. İyi ki bu savaşı başlatmışsınız. İyi ki sizinle birlikte olanlar ve o cesaretinize aynı zamanda destek verenler olmuş. Ve biz daha bu savaşa devam ediyoruz. Ve bakın şimdi mesela sizin de ufaklığınızı gördüm arkada, kediciğinizi. Çocuklarınız Evet. olmayabilir. Doğacak bir çocuk haricinde evde eğer böyle canlılarınız varsa bir muhabbet kuşunuz olabilir, kediniz olabilir. Onları da ne kadar sağlıksız bir ortama mecbur bıraktığınızı unutmayın diyelim. Değil mi? Ve Evet. özellikle ben size başından itibaren yapmış olduğunuz çalışmaları ve bu keyifli sohbetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yine hedefler devam. Evet, Yolumuz devam. hedeflere devam. Yılmadan devam Sigarasız ediyoruz. bir dünya için el ele devam Çok ediyoruz. teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bekler. Sağ olun.